Merhaba. Sevgili lisansüstü eğitim öğrencisi adaylarım. Ben doçent doktor Gülgün Bangir Alpan. Bugün sizlere Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı'nı tanıtmak istiyorum. Eğer bu bilim dalını seçerseniz nelerle karşılaşacaksınız? Size nasıl katkılar getirebilir? Bu konuda sizleri biraz aydınlatmaya çalışacağım. Önce sayısal verilerden başlayalım. Şimdi eğitim teknolojisi lisansüstü programımızın yüksek lisans ve doktorası var. Yüksek lisansta halen 54 öğrenci var. Doktora da ise 16 öğrencimiz var. Öğretim üyesi sayısı ise aktif eğitim teknolojisi bilim dalı derslerine giren 8 öğretim üyesi var. Ama öğrenciler diğer ana bilim dallarından ders seçerlerse bu sayı artabiliyor elbette. Öğretim üyelerinin çalışma alanları eğitim ortamlarının tasarımı, öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisi, öğretmen eğitimi, sınıf içinde eğitim teknolojisinin etkin kullanımına ilişkin çalışmalar. Alım koşulları ise aslında enstitünün web sayfasında yayınlanmış durumda ama ben kısaca değinmek istiyorum. Yüksek lisans için eğitim fakültesi mezunu olma koşulu var. Doktora için ise yüksek lisansı eğitim bilimleri alanında yapmış olma var. Bunlar hangileri? İşte eğitim teknolojisi, eğitim programları ve öğretim, eğitimde program geliştirme, eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim iletişimi, eğitim yönetimi gibi bilim dallarından yüksek lisans yapmış olmam. Bunlara artı olarak bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında da yüksek lisans yapmış olan öğrenciler programa başvurabiliyorlar. Size derslerden biraz söz etmek istiyorum. Şimdi programda var olan derslerden söz etmeden önce şuna değinmek istiyorum. Yüksek lisans programının 2 dönemlik bilimsel hazırlık programı var. Bu bilim dalının lisans eğitimi olmadığı için öğrenciyi bu bilim dalına biraz ısındırmak ve hazırlamak için bir takım dersler var. Bunlar 3 ders 1 dönem, 3 ders 2. dönem olmak üzere 6 dersten oluşuyor. Sonra bu dersleri tamamladıktan sonra yüksek lisans programına başlanıyor. Yüksek lisans programında zorunlu dersler var, seçmeli dersler var. Bunlar neler? Bazı örnekler size söyleyeceğim. Bilimsel araştırma yöntemleri ve etik dersi aslında enstitünün zorunlu dersleri kapsamında diğer bilim dalları da almak zorunda buna. Eğitim teknolojisinde çoklu ortam tasarımı, çağdaş eğitimde yeni teknolojiler, web tabanlı öğretim, görsel okuryazarlık ve öğretim teknolojisi gibi dersler var. Seçmeli derslerden de şu örnekleri verebilirim. Öğretim teknolojilerinde yaratıcılık ve yaratıcı uygulamalar, uzaktan eğitimin temelleri ve uygulaması, eğitim teknolojisinin uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretim kuram, araştırma ve tasarım gibi dersler var. Doktora eğitimden örnekler verecek olursam, internet tabanlı öğretim sistemleri, uygulamaları ve tasarımları, çoklu ortam yazılımları geliştirme, öğretimsel mesaj tasarımı, öğretim sistemleri analizi ve tasarımı, yaratıcı problem çözme, eğitimsel video tasarımı, bunlar zorunlu ve seçmeli derslerimizden örnekler. Şimdi neden bizi seçmelisiniz? Neden eğitim teknolojisi bilim dalında lisansüstü yaparsanız iyi olur. Buna biraz değinmek istiyorum. Teknoloji kısaca bilimin uygulanmasıdır. Eğitim teknolojisi ise o da bilimin uygulanmasıdır ama eğitim bilimlerinin uygulanmasıdır. Eğitim bilimlerinde araştırmalar sonucu elde edilen bulguların etkili ve verimli bir biçimde nasıl işe koşulacağını, eğitim problemlerini nasıl çözebileceğimize bir ışık tutacak alandır aslında eğitim teknolojisi. Şimdi aslında günümüzde bunu çok iyi yaşadık.
küresel salgın dönemini yaşıyoruz hep birlikte. Yani küresel salgın döneminde şunu gördük ki eğitim çok önemli bir konu ve her koşulda sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu yüz yüze eğitimle her koşulda sürdürülemeyeceğini hep birlikte yaparak, yaşayarak öğrenmiş olduk. Biz her koşulda eğitime sürdürebilmek için demek ki bir öğrenme öğretme süreci tasarımı yapmamız gerekiyor. Bu da aslında eğitim teknolojisinin çok önemli bir konusu. Yani eğitim teknolojisinin çalışma alanı, öğrenme süreci, öğrenme öğretme etkili, verimli, kalıcı olması için nasıl tasarlanmalı? Yüz yüze olanı nasıl tasarlanmalı? Uzaktan eğitim olursa nasıl tasarlanmalı? Hibrit yani karma olarak nasıl tasarlanabilir? Bir kısmı yüz yüze, bir kısmı uzaktan eğitim olarak. Bunların sorusuna, bu sorulara, bu sorunlara cevap arayan bir alan eğitim teknolojisi bilim dalı. Öğrencilerin bireysel farklılıkları neler? Öğrenci nasıl en iyi öğrenir? Bunlar bilimsel çalışmaların sonuçları aslında en iyi nasıl öğrenir? Bu sonuçlardan biz nasıl faydalanıp nasıl tasarımlar yaparsak, yani en iyi, en etkili, en kalıcı olarak nasıl öğretebilirim? Öğrenci nasıl öğrenebilir sorusuna cevap arar eğitim teknolojisi bilim dalı. Peki siz mezun olduğunuzda neler değişecek eğitim teknolojisi bilim dalından? Size neler katmış olacak? Biraz ona değinirsek. Aslında yüksek lisans eğitimi biraz bilimsel çalışma alanına giriş. O hangi alanda yüksek lisans yapıyorsanız o alanın farkındalığını kazandıracak. O alanda bir farkındalık oluşturacak bir yapıya sahip. Daha çok bilimsel araştırma yöntemleri ile bu alanda neler yapabilirim, neler yapılmış şu ana kadar, bunun farkında olmak için tasarlanmış bir program. Yüksek lisansta işte makaleler inceliyoruz. Makaleleri incelerken çalışma konuları, neler bulmuşlar, ne aramışlar, ne bulmuşlar, sadece buna odaklanmıyoruz. Yöntemi nasıl kurulmuş, bilimsel araştırma yöntemini? Yani bu süreç nasıl izlenmiş, bu yolda nelerle karşılaşılmış ve nasıl sonuçlarla karşılaşılmış? Buna tanık oluyoruz yüksek lisans eğitimde. Yani demek istediğim aslında kısaca, yüksek lisans yapan bir öğrenci o alanı tanıyor ve biraz bilimsel araştırmayı yapmayı, bilimsel araştırma yapmayı öğrenmiş oluyor. Doktora da artık amaç biraz o alanın uzmanı olma yolunda ilerlemek. Ve doktora bittiğinde de alan uzmanı olabiliyor. Yani eğitim teknoloğu olabilir doktorayı bitiren. Doktora sürecinde öğrenci o alana daha derinlemesine girmiş oluyor aslında. Eğitim teknolojisi bilim dalına daha derinlemesine girmiş oluyor. Bu konuda yapılan araştırmaları daha derinlemesine inceliyor. Kendisi de bu konuda projeler üretebiliyor. Genellikle öğrencilerimiz alanda çalışan öğrenciler oluyor. Eğitim teknolojisi, doktora yapanlar. İşte Milli Eğitim'de öğretmen olanlar var. İşte bir araştırma geliştirme şirketinde çalışan eğitimciler olabiliyor. Mezun olduklarında da bu çalışmalara devam ediyorlar. Her bilim dalında olduğu gibi akademisyen olma şansları da her zaman var zaten. Belki size son olarak şunu söyleyebilirim. Teknolojiyi seviyorsanız, yani teknoloji fobisi yoksa, eğitimde yaratıcılığın çok önemli olduğunu, öğrenme, öğretme tasarımının etkisine inanıyorsanız, eğitim sorunlarını eğitim teknolojisi aracılığıyla çözmek için neler yapabilirim, bu konuda ben çalışmak istiyorum diyorsanız, yani girişimci bir yapıya sahipseniz, farklılıkları önemsiyorsanız, öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre bir öğretim tasarımı, öğrenme tasarımı nasıl yapılabilir, öğrencinin motivasyonunu nasıl artırabilirim diye düşünüyorsanız bu alanda lisansüstü yapmanızı öneririm. Söylenecek çok şey var ama bu kadarı sanırım yeterli. Teşekkür ediyorum. İyi günler, kolaylıklar, iyi şanslar.